İyi akşamlar. Şimdi bugün buraya gelirken geçen haftadan önemli cezalı oyuncularımız vardı, sakatlarımız vardı. O 17 ve 19 takımından oyuncularımızı bugün sahaya sürdük. Onlar da ellerinden gelen en iyi performansı sergilediler. Zaten maçın ilk yarısında bence daha kontrollü ve dengeli oynadık. Fakat tabii rakip tecrübeli ve daha fiziksel olarak bizden daha iyiydi. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele aldılar. Onları tebrik ediyorum. Bize gelince şimdi Ali Hoca ile ilgili biz hocamız da çok centilmendir aslında, hakemlerle ilgili sezon boyunca hiç konuşmadı, hiç değerlendirme yapmadı. Yönetimimiz de aynı. Biz sezonu hakem camiasına inanılmaz destek vererek ve onlarla ilgili hiç konuşmayarak tamamladık. Ama bugün maalesef hocamız bu kadar centilmen olmasına rağmen atıldı ligin son maçında. Şimdi biz Ali Hoca ile 3 tane maç yaptık. 3 deplasman. Üçünde de mağlup olduk. Bugün de öyle. Şimdi 17 ve 19 takımdan genç oyuncularla sahaya çıkmışız. İkili mücadelelerde ev sahibi yine bazı taktik haklarını kullandı. Gol öncesi bir faul pozisyonu vardı. Verebilirdi bence. Pozisyon faul. Hocamız buna bir tepki gösterdi ama sarı kartla da geçiştirmesi gerekirken peş peşe hemen ikinci sarı karttan hocamıza attı. Şimdi Ali Hoca ile ilgili konuşmak istemiyoruz ama şimdi hepinizin hatırlayacağı bir pozisyon var. Kayseri'de deplasmanda oynuyoruz. Bizim için ve Kayseri için yukarıya tutunma ligin şeklini değiştirecek bir maçtı. Kayseri 1-0 öndeyken İbrahim Aktağ'ın sarı kartı varken ikinci sarıyı göstermesi gereken %100 pozisyonda İbrahim'e ikinci sarı kartı göstermedi. Tabii yılların tecrübesi Hikmet Hoca da onu hemen pozisyon daha faul kullanırken oyundan aldı. Belki o gün Kayseri 10 kişi kalsaydı belki biz oradan 3 puanla dönecektik ve ligin seyri bizim için daha farklı olacaktı. Alt grupta kalmayacaktık. Tekrar diyorum, biz camia olarak hakemlerle ilgili çok konuşmadık. Bugün hocamızın atılması, son maç, genç oyuncularla oynuyoruz. Bu tölere edilmesi gereken, böyle çok yani fırsat kollanmış bir pozisyon gibi geldi. Bu bana bizim bu gösterdiğimiz centilmenliğe, samimiyete, hocamızın hakem camiasıyla ilgili yaptığı pozitif açıklamalara karşı yakışmayacak, olmayacak bir davranıştı. Bence tölere edilebilirdi. Sonrasında ligi 3-4 maç öncesinden bitirdik. İstediğimiz hedef zaten buydu. Bu sene bu ligde kalıcı olmaktı. Bu süreçte ellerinden gelen gayreti maksimum seviyede gösteren bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Daha sonra yönetimimize kısıtlı imkanlarla oyuncuların ve bizlerin imkanları doğrultusunda bütün alacaklarımızı onlarla ilgili onlar da çok çalıştılar. Yönetimimize de çok teşekkür ediyoruz ve en önemli parantezde Giresunspor taraftarına. Biz içeride oynadığımız çok kritik maçlarda takımımıza inanılmaz destek oldular saha içinde. Onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi artık gelecek sezonun planlaması için hazırlıklarımız var. Artık bir dinleneceğiz ve çok da tatil yapmadan yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Size de iyi tatiller. Şimdi iyi sezon ayrımı.